Merhabalar. Evet. Dün maalesef bir yayın yapamadık. Bugün de aynı şekilde ama en azından şöyle bir BIST 100 değerlendirmesi yapayım diyerekten bu saatlerde çıktık ekran karşısına. Arkadaşlar şöyle bir haftalık bir yoğunluğum olacak bir işten dolayı. Onun için fazla video atamayabilirim bir hafta içerisinde veyahut da düzenli atamayabilirim öyle söyleyeyim. Yani yine imkanı buldukça atacağım ama düzenli bir video atamayabilirim. Bu anlamda artık affınıza sığınıyoruz. Şimdi standart yasal uyarımız buraya geçtik. BIST 100 değerlendirmesi yapalım arkadaşlar. Şunu söyleyelim. Bu son zamanda epey bir yeni katılımcının borsaya girdiğini biliyoruz. Yani borsada dış yani yabancı satışı söz konusu ama ciddi anlamda yerli yatırımcının alımı ve de yeni yerli yatırımcı arkadaşlar. Borsaya bakınız ilk çeyrekte 178 bin gibi yeni yerli yatırımcı gelmiş. Hepsi hoş gelmiş. Ama biz diyoruz ki umarım yavaş yavaş öğrene öğrene giderler. Yoksa bu piyasada bir şekilde öğretirler. Yani tecrübeler kazanarak yani kötü tecrübeler kazanarak dikkat etmelerini tavsiye ederim. Bu eğer dinleyen yeni yatırımcı kardeşlerimiz varsa kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Arkadaşlar ben borsaya ilk girdiğimde hisse senedi alımı vesaire şunu yaptım. Az bir miktar meblağ ile ya o parayla da girilir mi falan diyen oldu. Olsun dedim ben öğreneceğim. Önce bunun bilgisini öğreneceğim ve o meblağ ile düşük meblağ ile girdik ve borsanın en kötü zamanlarında dahi yani kayıp oranım öyle çok ahım şahım olmadı. Niçin? Çünkü belli birikim artık öğrenerek gittik. Belli birikim ve sık işlem yapmamın vermiş olduğu avantaj olarak görüyorum. Yoksa ben hiçbir zaman için onun tavsiyesi, bunun tavsiyesi, şu bu, ya bunlara hep uzak durdum. Ve ne zaman ki filanın falanın tavsiyesiyle bir işlem açtıysam zamanında, geçmişte çoğunda zarar ettim arkadaşlar. Bakınız. Birisi size bir tavsiyede bulunuyorsa, komşunuz, işte hısımınız, akrabanız, bu işte uğraşan eşiniz, dostunuz, ya o kişi zaten kendi hesabının kontrolünü zor yapar. Bakacak, olumsuz şartlar olacak, belki çıkıp gidecek, sizin haberiniz olmayacak. Veyahut da piyasa daha iyi gidecek, daha da çok alacak, siz orada öylece kalacaksınız. Onun için kendinizi geliştirin, yol haritanızı çizin arkadaşlar. Bakınız bizim eğitim diyorsunuz bazen ama benim anlatmış olduğum videolar yani hisse senetler olur, pariteler olur. Bakınız hep çizimleri arkadaşlar. Bakınız bazı arkadaşlar şunu yapar ki haklılar. Hem ikiye bir çizmektense örneğin BIST 100 için diyelim şöyle günlük grafiğimiz. Şimdi arkadaşlar benim hiçbir zaman için bakınız şu şekilde bunu çizik vaziyette hazır kalıp halinde bulmazsınız. Örneğin ben burada BIST 100 analizim yapacağım veya da Aselsan Petkim analizim yapacağım. Bu grafikler bu şekilde hazır değildir arkadaşlar. Bakın şu şekilde hazır grafikler bende mevcut değildir. Ne yaparım? Sıfır ekran, temiz ekranla huzurunuza, karşınıza çıkarım genelde ve çizimleri defaatle hiç usanmadan dön dolaş yapar dururuz arkadaşlar. Niçin? Ya tecrübe kazanılsın, öğrenilsin, bilinsin nereden nereye çiziyoruz, ne yapıyoruz. Ya bu amaçta sırf bakınız, örneğin ben şunu yapabilirim. Şu kalıp bakınız, BIST 100'ün günlük grafiği. Bakınız, şöyle çizdiğimiz zaman yükselen bir kanal içerisinde miyiz? Bakınız, yükselen bir kanal oluşmuş. Bu kanal içerisinde gidiyoruz. Bakınız bu çizgiler ben burada kaydederim arkadaşlar. Şu şekilde kaydet tuşumuz var.
kaydederim. Bakın bu şekilde her açtığımda son haliyle karşıma çıkar. Ama bunu yapmıyorum. Niçin? Bunu yapalım, çizelim. Sürekli yeni hareketlere göre yeni şekiller çizelim. Veyahut da aynı şeyi çizelim ki yeni gören birisi acaba nereden çizdiği, nasıl yapılıyor bunu bilsin arkadaşlar. Evet. Şimdi birazcık gevezelik yaptık. Tabii kusura bakmayın. Burada hisse analizi yapmayacağımı söyledim zaten videoda. Sadece BIST 100 değerlendirip burada geçeceğiz. Ona göre siz de kendinizi birazcık değerlendirirsiniz. Hisseleri BIST 100'e göre değerlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, Trump ne dedi? Endekste böyle zikzaklara hazır olun gibi bir iması oldu. Epeydir de tweet atmıyor. ABD Çin gerginliği falan. Çünkü bunlarla ilgili sıkıntılar baş gösterecek. Bu ekonomik krizin dünyadaki bir yere fatura edilecek. O da Çin. İşte yine yurt dışının çok primlemesi. Bugün yine BIST 100'de bakınız mum ucunun ortaya çıkması. İğne ucunun ortaya çıkması. Yükselen hisselerimiz var. Ama bakıyorsun bir kısmında böyle iyi gitmiş ama hacim yok. Bankalar hakeza yabancı ne varsa fırsatı buldukça banka satıyor. Arkadaşlar X-Bank bakınız borsamız için önemli. Garanti. Akbank, İş Bankası. Bakınız buralar daha hareket etmedi. Eğer bir ümit bakınız. Biz yüzde eğer yükseliş devam edecekse, biraz sağlam bir yükselişe gideceksek bu kağıtların da hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir bakmışsınız gıdayla borsa uçuyor. Bir bakmışsınız bilmem neyle borsa uçuyor. Ama ana kağıtlar gitmiyor arkadaşlar. Şimdi küçük yatırımcı veyahut da yerli yatırımcı bunu nereye kadar götürebilir? Onu da bilmiyorum. Soru işaretleri. Ve dolarda da hafiften bir hareketliliğin olması sanki borsada böyle bir artık düzeltme mi deriz? Yani nihayetinde şu alan içerisinde kaldığımız müddetçe bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şu trendin içinde kaldığımız müddetçe bir sıkıntımız yok. Ama dikkat etmek gerekli. Bakın bu iğne uçları sonrasında bir kısmen geri çekilmeyi ne yapıyoruz? Görebiliyoruz arkadaşlar. Bakınız burada da bir iğne ucumuz kaldı. Dikkat edelim. Kanalın altına indiğimiz an burada sıkıntı baş gösterir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bakınız net bir trendimiz var. Yükselen bir trendimiz var. Tekrar çiziyorum. Bu kanalın dışına taştığımız an geçmiş olsun diyebiliriz. Dikkat etmek gerekli. Şimdilik 100 ve 200'lük hareketli ortalamaları görüyorum arkadaşlar. Ben burada bakınız. Bu seviyeler bizim için önemli. Geçilmiş durumda ortalama 102.200 ve 102.500 seviyeleri burada bir destek konumunda arkadaşlar. Bu seviyede takip edilmeli. Yine 106.000 seviyeleri bakınız. Test edildi. Oradan bir geriye dönüş. Şimdi bu 106.000'in hikayesine gelelim bir de. Şimdi 106.000 öyle boş bir rakam değil arkadaşlar. Biraz buraya dikkatinizi çekip videomu sonlandıracağım. Bakınız 106.000 daha önce test edilmiş olan bir nokta. Evet, şöyle yapalım. Kalem izin verirse. Evet. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. Evet. Şu aksaklığı kaldırabilirsek. Evet. Şu şekilde yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakınız kesik çizgiyle göstermiş olduğumuz bölge.
106.000 seviyesi. Bakınız burada geri dönüşü görüyoruz. Bakınız yine aynı şekilde buranın kırılımıyla da bakınız güçlü bir yükseliş. Yani bu seviye bizim için önemli arkadaşlar. Yani burada dikkat edilecek bir bölgedeyiz. Başka da bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. 106.000 tepesini aklınızdan çıkarmayın. Umarım geçeriz. Bakınız geçtiğimiz zaman gelen hareketi görüyoruz. Umarım geçeriz ama dikkat etmenizi de tavsiye ediyorum. Acizane düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Yine hisselerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Böyle birazcık müsaade, şöyle bir haftalık düzenli olmayabilir ama ara ara fırsatını bulduğum an videoyu patlatacağım arkadaşlar. Ama böyle akşamları falan aksamalar olursa da kusura bakmayın diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur.